ya da geçersiz kılınmasının tek göstergesi ona inanıp inanmıyor oluşunuz. Buradaki bütün bağı inanç üstünden kuruyoruz. O yüzden de bu inancın tartışılması tek başına çok mantıklı değil. İnancın temellendirilmesi anlamında felsefenin problemidir din. Peki nasıl ortaya çıkmıştır diye düşünürsek kabaca bunun gerekçeleri nelerdir dediğimizde, şimdiki söyleyeceklerim tek tanrılı dinleri kapsayan açıklamalar değil. Çünkü hem kaynak hem de insanlar üzerindeki etkileri açısından tek tanrılı dinleri ya da göksel ya da semavi dinler, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik gibi dinleri biraz daha dışarıda tutarak söylüyoruz. İlkel dinler, doğaya tapınma dinleri dediğimiz dinler nasıl ortaya çıkmış? İşte İslamiyet'ten önce Hristiyanlık, onun öncesinde Yahudilik var. İlk tek tanrılı büyük din kabul edilen Yahudilik. Ama onun öncesine baktığınızda insanlar tarihin çok büyük bir çoğunluğunda ya doğaya tapınmışlar ya da bir takım soyutlamalarla insanların bir takım özelliklerini birleştirerek çok tanrılı din sistemleri, mitoloji dediğimiz günümüzde çok tanrılı din sistemleri oluşturup bunlara tapınmışlar, putlara tapınmışlar, kendileri putlar yapmış onlara tapınmışlar. Peki bu nasıl ortaya çıkmış, nasıl bir ihtiyaç bunu tetiklemiş? Onlar üzerine bir konuşmak istediğimizde şöyle bulgulara rastlıyoruz. Şimdi biz burada şeyi hayal etmeniz gerekiyor yine. Bu düşünce deneyi olarak tasarlayın bunu kafanızda. bundan işte 10 bin, 15 bin yıl önce insanlar küçük gruplar halinde avcı toplayıcı dediğimiz göçebe bir hayat, avcı toplayıcılık ekonomik sistemine dayalı göçebe bir hayat sürüyorlar. Ve bu gruplar işte 20, 30, 50, 100 kişiden falan oluşan küçük gruplar. Doğa hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hani hakikaten bilgi konusunda da sıfır noktasında olduğunuz tarihler bunlar. En fazla işte mızrak kullanıyorsunuz. Belki ateşi kontrol etmeyi öğrendiniz. Onun dışında işte taştan balta yapıyorsunuz falan ama onun dışında çok da fazla bir şeye sahip değilsiniz. Henüz işte ev yapmak, toprağa yerleşmek falan söz konusu olmamış. Mağaralarda yaşıyorsunuz ya da işte ağaç dallarından kulübe falan yapıp oralarda yaşıyorsunuz. Ama zaten sürekli göç ettiğiniz bir hayat var. Ve dünya hakkında, evren hakkında çok da bir şey bilmiyorsunuz. Şimdi böyle durumlarda insanlar genellikle olağanüstü bir takım durumlar yaşadıklarında her gün hayatın rutininin dışına çıkan ki bunlar genellikle de doğal afetler tarafından tetikleniyor. Olağanüstü bir şeyler yaşadıklarında bunları anlamak, anlamlandırmak ihtiyacı hissediyorlar. Yani bir yere yıldırım düşüyor, anlamıyorsun ne olduğunu bilmiyorsun. Gökten bir, şimdi düşün hiçbir şey bilmiyorsun. UFO gören köylü muhabbeti gibi düşünün. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sen yıldırım nedir bilmiyorsun. Gökten bir ateş parçası düştü ve oradaki ağacı yaktı ya da işte bir hayvanın üstüne düştüyse hayvanı öldürdü falan filan. Ya da deprem oluyor ya da işte çığ düşüyor. Çok şiddetli kasırgalar meydana geliyor. Yanardağ patlıyor, meteor çarpıyor, ay ya da güneş tutulması yaşanıyor. Ve bunların hiçbirisi hakkında bir bilgiye sahip değilsin. Bunlar insanları korkutuyor. Korkunun ötesine geçtiğinde de bunların ne olduğunu anlamak, bilmek istiyorsun. Bu ihtiyaç birazcık dinleri ortaya çıkarmış. Bunun dışında psikolojik bazı durumlar insanları dini bir takım oluşumlara yöneltmiş. Mesela ölüm burada çok büyük bir tetikleyici. İnsanlığın hala cevabını en çok merak ettiği problemlerden bir tanesi ölümün ne olduğunu anlamlandırmak. Ölümden sonra hayatın devam edip etmeyeceğini bilmek ya da o işte sevdiğiniz biri öldüğünde bu hayvanınız da olabilir, sevdiğiniz bir insan, ailenizden birisi de olabilir. Biz onunla sonsuza kadar ayrıldık mı, o sonsuza kadar yok mu oldu yoksa bir gün bir yerde tekrar buluşacak mıyız? Hayat bir şekilde bizi tekrar karşılaştıracak mı gibi sorular insanları yine dine yöneltebiliyor. Bunun dışında gündelik hayat içerisinde yaşadığımız bir takım adaletsizlikler, eşitsizlikler, haksızlıklar bizi ilahi bir güce sığınmaya yöneltiyor. En büyük sebeplerinden bir tanesinin bu olduğu düşünülür. Sığınma ihtiyacı ve adalet arayışı. Şimdi bu günümüzde de hala çok büyük geçerli olan insanları dine yönelten manevi ihtiyaçlardan bir tanesi.
Hayatta karşılaştığımız tüm problemleri çözecek güce sahip olmuyoruz. Hatta bazılarımız çok basit problemleri bile çözebilecek güce sahip olmuyor. Birileri bizim üstümüzde hüküm kurmak istiyor, hükmetmek istiyor ya da bastırabiliyor, baskı oluşturabiliyor. Bir takım haksızlıklara maruz kalabiliyoruz. Ne bileyim işte çalışıyorsun, paranı alamıyorsun. Birileri senin sırtına basarak seni kendi amaçları doğrultusunda kullanıp alet edebiliyor. Ya da işte ne bileyim bir sürü haksızlığa birileri sana yalan söyleyip seni dolandırabiliyor, kandırabiliyor. Böyle bir sürü haksızlığa uğruyorsunuz. Ama bunların hepsini çözebilecek ya da bu insanların hepsini cezalandıracak güce de sahip değilsiniz. Bazılarını çözebiliyorsunuz, bazılarını çözemiyorsunuz. Böyle bir durumda insanların büyük bir çoğunluğu ilahi bir adaletin sağlanacağına, iyiliğin kazanacağına, kötülüğün elbet bir gün bir şekilde hak ettiği cezayı göreceğine yönelik bir inanç geliştiriyor. Ya da böyle bir şeye inanmak istiyor. Bu insanların akıl sağlığını, ruh sağlığını koruması için de gerekli ihtiyaçlardan birisi olarak kabul ediliyor. Şimdi bütün bunları toparladığımızda insanlar önce doğadaki bir takım güçlere tapınmışlar. İşte fırtınaya tapınmış, güneşe tapınmış, doğa ana ya da toprak ana diye bir soyutlama yapmış. İşte baharın gelişiyle birlikte yaşamı tekrar canlandıran öyle bir gizil güç olduğunu düşünmüş, ona tapınmış filan. Bunlar doğaya tapınma dinleri diyoruz. Bunlar zamanla genişledikçe işte özellikle Sümerler'de başlayan süreçte toprağa yerleştin, kalabalıklaştın, binlerce insan, yüz binlerce insan bir arada yaşamaya başladın. Dolayısıyla o işte bir klanın totemi başkaydı, 30-40 kişilik klanın totemi başkaydı, öbür klanın totemi başkaydı. Bütün bunlar kalabalıklar halinde bir arada yaşamaya başlayınca oradaki inanılan totem sayısı ya da tanrı sayısı, güç sayısı da artmaya başlıyor. Ve daha sonra işte o mitolojik birikim sonucu çok tanrılı dinler ortaya çıkıyor. En ünlüsü sizin bildiğiniz Yunan mitolojisi. Artık her şeyin bir tanrısını yapmışlar ve tamamen insan gibi düşünmüşler. Sadece bizden daha uzun ömürlüler, sonsuz bir ömür, gerçi öldürülebiliyorlar. Ve çok olağanüstü güçleri var. Bazı konularda çok güçlü olabiliyorlar. Ama aralarındaki ilişkilere falan bakarsanız tıpkı insan gibiler. Hani Zeus, Hera, Afrodit ya da işte Hermes, Poseidon vesaire bunlar arasındaki ilişkilere bakarsanız kıskançlar, birbirlerinin kuyularını kazıyorlar, birbirlerine müdahale ediyorlar, ihanet ediyorlar, arkalarından iş çeviriyorlar, bir sürü zaafları var falan. Bütün bunlar düşünüldüğünde tıpkı insan gibiler. Böyle bir sistemler oluşmuş, onlara inanılmış. Daha sonrasında tanrısal mesajlar, vahiy dediğimiz tanrısal mesajlar yoluyla insanlığa iletilen tek tanrılı dinler ortaya çıkıyor. Günümüzde yaygın olarak insanların büyük bir çoğunluğu tek tanrılı dinlere inanıyor. Ama nüfus açısından bakarsanız hala işte Hindistan'da olduğu gibi ki dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi, hala çok tanrılı inanç sistemi devam edebiliyor bir şekilde. Bütün bu sebepler sonucunda dediğim gibi insanlar din dediğimiz olguyu geçmişten günümüze kadar getirmişler. Şimdi din dediğimiz problem, şey olgu sadece felsefenin ilgilendiği bir alan değil. Felsefe yanında teoloji ve bazı bilim dalları da din konusunda şey yapıyor. İnceleme yapıyor ya da sorgulama yapıyor. Birazcık buradan devam edelim. Önce bir size sorayım. Teoloji, biz Türkçe'de ilahiyat olarak daha sık kullanıyoruz. Eş anlamlı kelimeler. Teoloji eşittir ilahiyat. İlahiyat Arapçadan Türkçe'ye geçmiş hali. Teoloji Latinceden Türkçe'ye geçmiş hali. Eş anlamlı kelimeler. Peki ne anlama geliyor? İlahiyatçı ya da teolog dediğimde ne anlıyorsunuz? Ne iş yapıyor bu insanlar? Yok mu fikri olan? Hocam kutsal kitaplardaki ayetleri açıklamaya falan çalışıyorlar. Evet.
Bir de Başka? onlara fikir geliştiriyorlar. Yani bu ayet şunu söylüyor olabilir mi diyorlar acaba. Yorumluyorlar onları. Evet. 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 Peki bir teoloğun neleri bilmesi gerekir sence? Hocam işte mensup olduğu dinin kutsal kitaplarını iyi biliyor olması lazım. Yeterli Kitabın mi? yazıldığı dili iyi biliyor olması lazım. Evet, başka? Başka bir şey gerek yok hocam. Niye peygamberin hayatını bilmesi gerekmez mesela? Evet, onu da gerek var. Şimdi özellikle tek tanrılı dinler için karşımıza çıkan bir kavram teoloji. Teoloji belirli bir dinde uzmanlaşmak anlamına geliyor. Derinlemesine çalışmalar yapmak anlamına geliyor. Bu işle uğraşan insanlara da teolog ya da ilahiyatçı adını veriyoruz. Genellikle o uğraştıkları dine inanıyorlar. Hani inanmadan bir dine girmek ya da uzmanlaşmak nadir görülen bir durum. Ve her dinin kendi özgü bir teolojisinden söz edilir. İşte İslam teolojisi, Hristiyan teolojisi, Yahudi teolojisi gibi isimlendirmeler alır. Eğer ben bir İslam teoloğundan söz ediyorsam, bu kişi bir sürü şey bilmek zorunda. Yani sıradan bir insandan, sıradan bir Müslümandan çok daha fazlasını bilmek zorunda. Çünkü bu işin uzmanı diyorum ben artık ona. Teos kelimesinden gelir. Teos tanrı demek. Loji bilim diye Türkçe'ye çevrilmiş böyle bir anlam kayması var. Tanrı bilimi gibi bir anlam taşıyor. İlahiyat yine aynı anlam. İlah tanrı anlamında kullanılıyor Arapça'da. Hatta el ilah Allah kelimesine dönüşmüştür. Etimolojik olarak. İlahiyat, tanrısal bilgi, tanrı alanına ait bilgi, işte edebiyatta olduğu gibi oradaki yat eki de bilgi anlamı taşıyor. O alanın bilgisi anlamına geliyor. Şimdi hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın. Bir uzmandan söz ediyoruz. Hangi din üzerine, hangisine inanıyorsa ya da hangi din üzerine çalışıyorsa o dinin uzmanından söz ediyoruz. O dinde uzman olmak sadece o dinin kutsal kitabını bilmekle yeterli değildir. Şimdi Müslüman İslam teoloğundan söz ediyorsam evet Kur'an-ı Kerim'i bilecek. Yani ayet ayet, sure sure, harf harf, kelime kelime bilecek. Ama bu yeterli değil. Bunun dışında genellikle o dinin ilk orijinal indirildiği toplumun dilini bilmek zorunda. O dili de günümüz lehçesiyle değil, günümüz haliyle değil, işte 1400 yıl önceki haliyle bilmek zorunda. Dil canlı bir olgudur, yaşayan bir olgudur, dinamik bir süreçtir. Bundan 50 yıl önce dilde bir kelimeye yüklenen anlamla 50 yıl sonra yüklenen anlam arasında farklılık olabilir. Dilde anlamlar değişir. Yeni kelimeler türetilir. Bir kelime eskiden başka bir şey için kullanılırken günümüzde başka bir şey için kullanılabilir. Dolayısıyla günümüz Türkçesiyle siz nasıl ki 5000 işte 2000 yıl önce Orta Asya Türkçesine aynı kelimeler devam etse bile anlamlarında değişiklik olabiliyorsa Arapça'da, İngilizce'de, Fransızca'da, Latince'de de aynı şey oluyor. Latince'de artık olmuyor. Ölü bir dil hiçbir toplum tarafından konuşulmadığı için Latince durağan hale geldi. O yüzden tıp biliminde falan hala Latince terimler üstünden devam ediyorlar. Değişim olmadığı için. Ama yaşayan diller yani bir topluluk tarafından, bir toplum tarafından konuşulan tüm diller değişir. Bu yüzden senin Arapçayı da 1400 yıl önceki haliyle bilmen gerekir. Bu da yetmiyor. O dinin peygamberi işte Hazreti Muhammed'in doğumundan ölümüne hatta Hazreti Muhammed doğmadan önceki süreci bilmen lazım. Neden? Çünkü o cahiliye devri denilen süreci anlamazsan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemdeki bazı ayetlerin neden o şekilde indirildiğini açıklayamıyorsun. Dolayısıyla oradaki tarihsel süreci bilmen gerekiyor. Hazreti Muhammed'in doğumundan ölümüne kadar geçen tüm olayları yaşadıklarını bilmen gerekiyor. Artı bu din 1400 yıl önce indirildi ve bu 1400 yıllık süreçte bir sürü tarihsel olay yaşandı. Bir yerlere yayıldı, bir yerlerde farklı toplumlar tarafından benimsendi. Dünyanın işte en büyük üç dininden biri haline geldi. Bir sürü siyasal, ekonomik, tarihsel olay yaşandı. Bunları da kabaca, tabii ki bir tarihçi kadar detaylı değil ama kabaca genel hatlarıyla bilmek gerekiyor. Artı bir dinin içinde hemen hemen bu üç büyük din içinde geçerli. Farklı mezhepler, farklı tarikatlar vardır ve bunların bazıları çok etkilidir. Şimdi küçük küçük tarikatlardan söz etmiyorum burada.
Bir kere İslamiyet'in içinde dört büyük mezhep var. Bu dört büyük mezhebi bilmek gerekiyor. O güçlü tarikatlar, yani yön veren, İslam dünyasına yön veren güçlü tarikatlardan haberdar olmak gerekiyor. Geçmişten günümüze kadar o 1400 yıllık süreçteki ünlü İslam alimleri denilen kişilerden biraz haberdar olmak gerekiyor. Bütün bunlar hakkında böyle genel derinlemesine çalışma yapabilmiş kişilere ilahiyatçı diyoruz. Onun dışında hani nasıl ki her üniversiteden mezun olan çok başarılı, o alanda mezun olduğu alanda çok başarılı bir insan olmuyorsa, her ilahiyat fakültesinden mezun olanın da çok derinlemesine bilgilere sahip olduğu söylenemez. Ama temelde bunları bilmesi gerekiyor. Peki bunları neden bilmesi gerekiyor? Niye böyle bir alan var? Çünkü bu yine bütün dinler için geçerli, sadece İslamiyet için değil. İnsanlar sıradan halk dediğimiz, bu kelimeyi de çok sevmem ama ara sıra neyi ifade ettiğimi anlamanız için kullanıyorum. Sıradan vatandaş, halk dediğimiz insanlar inandıkları din konusunda bu kadar derinlemesine bilgilere sahip değildir. İnsanlar genellikle ailelerinden öğrenirler dinleri. Aile de zaten o kadar bilgiye sahip değildir. Hani en fazla Kur'an-ı Kerim'i okumuş olabilir. O da Arapça anlıyorsa anlamamıştır, yoksa ezbere okumuştur. Onun dışında işte anası babası namaz kılıyorsa ona namaz kılmayı öğretmiştir. Belki işte mahallenin Kur'an kursuna ya da camisine gitmiş namaz kılmayı öğrenmiştir. Okulda sureleri ezberlemiştir. Ramazan gelmiş oruç tutmuştur falandır filandır. Bu kadarını bilir insanların büyük bir çoğunluğu. Gündelik hayatta işine yarayan ve ibadetlerini sürdürmesini gerektiren kadarını bilir. Onun ötesini çok bilmez. Ama bazen öyle şeyler olur ki sizin inandığınız dinle yaşadığınız dönemin şartlarını bağdaştırma sorunları ortaya çıkar. Şimdi Kur'an-ı Kerim kesinlikle genel çerçevedir İslamiyet adına konuştuğumuzda. Yani siz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e göre yapmak zorundasınız. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir insanın hayat boyu karşılaşacağı tüm sorunların cevabını bulamazsınız, çözümünü bulamazsınız. Artık bundan 1400 yıl önce mesela cep telefonu yoktu. Cep telefonuyla ilgili bir soru varsa kafanızda, bunun cevabını Kur'an-ı Kerim'de bulamazsınız. O zaman bu tür insanların kafasına takılan sorunları ya da yeni yaşam koşullarıyla dini uyuşturma, bütünleştirme, adapte etme gibi, yorumlama gibi sorunları çözebilmek adına işte bu uzmanlara ihtiyaç var. Bir tane örnek vereyim, daha kolay aklınızda kalacak. Normalde Kur'an-ı Kerim okurken abdest almanız gerekiyor, temiz olmanız gerekiyor. Öyle kirli bir şekilde dokunmamanız istenir. Şimdi diyelim ki ben Kur'an-ı Kerim'i cep telefonundan okuyacağım. Şimdi komik gelecek size ama bu ciddi bir soru. Ben Kur'an-ı Kerim'i cep telefonundan okurken de abdest almalı mıyım? Ya da siz elinizde kitabı açtınız, Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz. Tabii ki evinizde bir odada, temiz bir yerde okursunuz. Ama diyelim ben cep telefonuyla işte banyoda, kafede, otobüste, şurada, burada Kur'an-ı Kerim okuyorum. Tuvalette okuyorum. Bu doğru mu, bu yaptığım şey gibi bir soru normal bir insanın aklına gelebilir. Ve bu sorunun cevabını siz Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyarak öğrenemezsiniz. O zaman ne oluyor? İşte birine danışmanız gerekiyor. O birileri dediğimiz kişinin de sizi doğru yönlendirebilmesi için, doğru yorumlar yapabilmesi için bu bilgilere sahip olması lazım. Aksi halde kişiler kendi inançlarını, kendi duygu ya da düşüncelerini, bu işte cinci hocalar, hacı hocalar dediğimiz sorunlar buradan çıkıyor. Kendi batıl inançlarını, kendi cehaletlerini sanki Kur'an-ı Kerim'de öyle yazıyormuş ya da bu din böyle emrediyormuş gibi insanlara lanse ediyorlar. O yüzden bu konuda uzmanlara ihtiyaç var ve ilahiyat eğitimi bence bütün ülkelerde ciddiye alınmaz. Çünkü halka yol gösteriyorsun, insanlara önderlik ediyorsun bu insanlar. İşte camideki imamdan tut, Diyanet İşleri Başkanı'na kadar bu insanlar halka yol gösteren insanlar ve hakikaten iyi eğitimli olmaları gerekiyor. Yoksa işte her gün o televizyonlarda falan duyduğunuz cinci hacı hoca tayfasının yaptığı saçma sapan işlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. İlahiyatçı dediğimiz kişi, tekrar söylüyorum, belirli bir dinde uzmanlaşmış, o dini derinlemesine bilen, o dinin inanç esaslarını derinlemesine bilen kişidir.
Şimdi felsefeyle ilahiyatı karşılaştıracağız ama ona geçmeden önce bir bilimler din konusuna nasıl bakıyor onu da cevabını vereyim. Tekrar söylüyorum, din konusunda bir ilahiyat, iki felsefe, üç bazı bilim dalları bu konuyla ilgilenir. Bilimsel açıdan din şöyle inceleniyor. Tabii ki kalkıp da işte dini dogmaları kanıtlamak ya da bilimsel yolla araştırmak diye bir şey söz konusu değil. Din bilimi diye bir bilim dalı yok. İşte teoloji din bilimi diye çevriliyor ama bu bir bilim dalı değil. Bazı bilim dallarının alt başlıkları olarak din olgusu araştırılır. Mesela tarih biliminin bir alt disiplinidir. Dinler tarihi. Bu alanda çalışan tarihçiler o işte ilk başlardaki doğaya tapınma dinleri, animizm, totemizm vesaire gibi doğaya tapınma dinlerinden günümüze kadar ortaya çıkmış ve günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş dinleri tarihsel süreçte inceler. Ya da karşılaştırmalı dinler tarihi diye yine bir başka alt bilim dalı vardır. Bunları karşılaştırarak inceler. Sosyoloji, din bir kurumdur aynı zamanda, sosyal bir kurumdur. Dinin toplum hayatı üzerindeki etkilerini inceler. Din olgusunun toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini inceler. Arkeoloji, antropoloji gibi alanlarda tabii ki ilkel dönemlerdeki buluntulardaki dinsel ögeler, motifler ve onların anlamları araştırılır. Mesela işte Göbekli Tepe'yi buna örnek verebiliriz. Psikoloji dini inceler. O da din psikolojisi diye bir alt bilim dalı var. Bireyin hani şimdi sosyolojide dedim ya toplumsal yaşam üstündeki etkisi, psikolojide de birey üstündeki etkisi incelenir ya da bireyin belirli bir dine inanıyor veya inanmıyor oluşunun ya da inançlarının ya da inandığı dinin koyduğu kuralların onun psikolojik süreçleri üzerindeki etkileri, olumlu ya da olumsuz ne gibi etkileri olduğu üstüne çalışmalar yapar. Bu da din psikolojisi adını alır. Böyle böyle farklı bilim dallarının alt başlıkları olarak ya da kolları olarak karşımıza çıkıyor. Ayrı bir din bilimi yok. Şimdi gelelim felsefeye. Felsefe de tabii ki tanımı gereği. Felsefe her şey üzerine bir sorgulama, her şey üzerine bir düşünme olduğu için tanımı gereği dini de bir sorgulama nesnesi olarak ele alır. Dinle ilgili sorulan bir sürü soru vardır ve bunlara cevap vermeye çalışır. Ama teolojiyle felsefeyi karşılaştırmaya kalkarsak arada tabii ki büyük farklılıklar olduğunu göreceğiz. Şimdi aklınıza gelenleri bir söyleyin bakalım. Bir din teoloğuyla bir felsefeci, din felsefecisi arasında ne gibi farklar vardır? Aslında şunu soruyorum. Nihat Hatipoğlu'yla benim aramda ne fark var? Ben o zengin biz değiliz hocam. Ben sınıfın birinde bu soruyu sordum. Çocuk direkt dedi ki hocam o çok zengin, siz fakirsiniz dedi. Eyvallah dedim. En büyük farkımız bu. Peki bir düşünün bakalım şimdi. Bir teolog, yani din bilgini ya da işte İslamiyet üstünden söylersek İslam alimi ya da ilahiyatçı ile bir felsefeci arasında ne fark vardır? Hocam siz her şeyi sorgulayabilirsiniz ama o bazı şeyleri sorgulamadan kabul eder. En başta kabul etmiştir değil mi? Yani evet. Mesela Tanrı var mıdır gibi bir soru genellikle teolog için sorulacak bir soru değildir. Ona göre Tanrı vardır, o varlığını kanıtlamaya ya da bir şekilde temellendirmeye, açıklamaya çalışır. En başta giriş noktası bu. Din teoloğu ya da teolog bazı konuları ön kabul olarak kabul ediyor. Dedik ya inanç bağıyla kuruluyor bütün dinle olan ilişkimiz. Orada eğer inanarak başladıysan zaten ondan sonra artık bir şey sormana gerek yok. Ama felsefede biz inanç bağıyla kurmuyoruz bilgiyle aramızdaki ilişkiyi. Tamamen temellendirme, akıl ve mantık ilkelerine uygunluk, rasyonellik arıyoruz. Dolayısıyla burada sorgulama varken diğer tarafta pek yoktur. Başka? Siz bulunan yeni bilgilere göre yorumlarınızı değiştirebiliyorsunuz ama o dogmatik. Aynen öyle. Bundan 1400 yıl önce ya da 2000 yıl önce işte Hristiyanlık için söyleyeyim 0 milatta Hazreti İsa'nın doğuşuyla
Gerçi doğar doğmaz vahiy inmeye başlamıyor da öyle başlatılıyor. Sıfır tarihinde başlamış 2000 yıllık, 2021 yıllık bir dinin genellikle işte 1000 yıl önce neyse, 5000 yıl, 2000 yıl önce neyse, 5000 yıl sonra da benzer dogmalarla hareket edeceği kabul edilir. Gerçi Hristiyanlığın hani değişmeden kalmış olduğu da kabul edilmiyor. Hazreti İsa öldükten çok sonra bir sürü İncil ortaya çıkıyor. Aslında İsa Hristiyanlık neredeyse yok olacak, yani günümüzde çok ulaşamayacak noktada bir din. Ama Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi din kabul ediyor, ilan ediyor. Ondan sonra çok hızlı bir yayılma sürecine giriyor ve o sırada Konstantin, yanlış hatırlamıyorsam, resmi din ilan eden 300'ün üstünde İncil dolanıyor ortalıkta. Onları alıyorlar, 4'e indiriyorlar. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olmak üzere 4 temel İncil kabul ediyorlar. Onun dışındakilerin hepsini yok ediyorlar. Günümüzde en çok kullanılan İncil'ler bunlar. Ama hani oldukça değiştirildiği ve İncil'lere göre de oldukça farklı açıklamalar içerdiği söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed öldükten hemen sonra Hazreti Ebubekir döneminde yazıya aktarılıp kitaplaştırıldığı, o yüzden pek de fazla kayba zarara uğramadığı düşünülüyor ya da kabul ediliyor. Ama genellikle değişmiyor. Yani bundan 100 yıl önce, 500 yıl önce o kitapta ne yazıyorsa şu anda aynı şeyler yazıyor. Sadece yorumlaması biraz değişebilir çağa göre, koşullara göre. Ama içindeki bilgiler değişmiyor. Felsefede böyle değil. Felsefede işte evrenin ana maddesi sudur diyen Thales, bundan 2500 yıl önce böyle bir fikri ortaya attı ama sen bugün onun yanlışlığını ortaya koyduğunda hala yok kardeşim, Thales bizim babamızdır, kurucu filozofumuzdur, onun dediği doğrudur diyerek hareket etmezsin. Felsefe değişir, din değişmez diyebiliriz bu açıdan. Evet, başka. Amaç olarak bakın, bir din aliminin ya da ilahiyatçının amaçlarıyla felsefecinin ya da filozofun amaçları aynı mıdır din konusunda? Ya da onun ne gibi amaçları var, bunun ne gibi amaçları var? Mesela onların bir dini kabul ettirme amacı, sizin ama açıklamak, yani bilgi vermek amacınız diyebilir miyim? Evet. Bir dini anlatmak, halka anlatmak, açıklamak, ikna etmek ve aslında en önemlisi yaymak gibi bir amacı var. Buna özellikle Hristiyanlıkta misyonerlik faaliyeti deniyor, dini yaymak. Bu özellikle İslamiyet ve Hristiyanlık için çok geçerli. Yahudilikte dini yaymak diye bir şey söz konusu değil. Orada anne üzerinden Yahudi olunuyor, Yahudi doğuluyor daha doğrusu. Sonradan Yahudi olunmuyor. O yüzden onlar dinlerini yaymaya çok çalışmazlar. Ama hem Hristiyanlık hem de İslamiyet açısından bu dini yaymak zaten kutsal bir görev olarak da bütün Müslümanlara verilmiştir. Bir İslam teoloğunun temel amacı bu dini insanlara anlatmak, açıklamak, onların sorularına cevap vermek, gelen eleştirileri karşılamak, artı bu dini mümkün olduğunca çok insana yaymaya çalışmaktır. Ama felsefenin belirli bir dini ön plana çıkarmak, diğer bir dini geri planda tutmak ya da işte onu çürütmek, bunu desteklemek ve bir dine taraftar toplamak, o dine daha fazla yaymaya çalışmak gibi amaçları yoktur. Din felsefecisinin temel derdi, oradaki sorulmuş, bütün dinlerde ortak olan sorulmuş bazı sorulara cevap vermeye, akla mantığa uygun cevaplar vermeye çalışmaktır. Böyle bir amacı da bulunmaz. Şimdi şöyle kısaca şurada yazmıştım, söyleyip geçeceğim. Karşılaştırmalarını yaparsak din felsefesi tüm dinlere eşit mesafede yaklaşır. Dediğim gibi yani biz bir sorunun cevabını ararken bunun sadece İslamiyet açısından ya da Hristiyanlık ya da Yahudilik ya da Budizm açısından bakmıyoruz. Bütün dinler üzerinden bir cevap vermeye çalışıyoruz. Teolojide ise belirli bir din. Hani sen bir ilahiyatçıya soru sorduğunda bu İslam ilahiyatçıysa Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet çerçevesinden cevap veriyor. Ama bu bir Hristiyan teoloğuysa o zaman Hristiyanlık ve İncil üzerinden bir cevap veriyor. Belli bir dini baz alarak cevap veriyor. Teoloji inanca dayalıyken din felsefesi akla ve mantığa dayalıdır. Teoloji eleştiriye kapalıdır. Din felsefesi açıktır.
Teoloji ama inancı güçlendirmek, pekiştirmek isterken felsefe böyle bir amaç gütmez. Teoloji de kanıtlama, inanılan şeyi kanıtlama amacı vardır. Felsefede yine böyle bir kanıtlama amacı yok. Teoloji belli bir dini yaymaya çalışırken felsefede yine böyle bir amacımız yok. Şimdi gelelim temel kavramlarına. Burada anlatacağım kavramlar biz konuyu işlerken kullandığımız kavramlar çoğunlukla. Ama buradaki bazı kavramlar şeyde de geliyor. Din, kültür ve ahlak bilgisi dersinin seçeneklerinde falan da karşınıza çıkıyor. Belki orada da işinize yarar diye düşünüyorum. Tabii o kadar detaylı anlatmayacağım. Hani din kültürü dersi gibi işlemeyeceğim. Öyle şey o kadar detaylı anlatmayacağım ama bazı kavramları ortak kullanıyoruz. Peki başlayalım şimdi. En temel kavramımız tabii ki Tanrı kavramı. Tanrı'yı tanımlamak istesek nasıl ifade edebiliriz? Tanrı nasıl bir varlıktır? Ezeli ve ebedi. Evet, sonsuz, ezeli ve ebedidir. Peki nedir? Ezeli ve ebedi ne? Güç, evet. Tanrı denilince hemen hemen tüm dinlerde karşınıza çıkan ortak nitelik Tanrı'nın bir gücü temsil. Bütün dinlerde ortak olacak güçtür. Evrende var olan en üstün, en ilahi, hatta insan aklını aşan, insanın sınırlarının çok çok ötesindeki en büyük güç olarak tanımlanıyor genellikle Tanrı. Evreni var ettiği düşünülen en büyük güç. Bu dinlere göre şeyi değişiyor. Evreni var etme koşulları ve müdahale koşulları değişebiliyor ama evrenin kaynağı, evreni var eden en büyük güç olarak tanımlanıyor. Peki, peygamber ya da elçi ne demek? Kime diyoruz? Peki, görevi ne? Onu oradan düşünün. Dini açıklayan kişi değil mi? Önceki amacı açıklamak değil. İlk amacı ne Alperen? Peygamberin hocam, yaptığı ilk iş ne? Hocam Tanrı'nın emirlerini iletmek halka. İlk işi bu. Tebliğ deniyor buna. Peygamber Tanrı'dan aldığı emirleri, mesajları, Tanrı'nın isteklerini, buyruklarını insanlara iletmekle görevli kişidir. O yüzden aslında yaptığı ilk şey Tanrı'dan emirleri almak ve bunu insanlara aktarmaktır. Buna tebliğ etmek, tebliğ, bildirmek deniyor. Peygamberin en önemli görevi bu. Ondan sonraki görevleri işte Alperen'in dediği gibi açıklamak. Şimdi evet sen bir emri, bir mesajı bildirdin ama karşındakiler anlamayabilir. Onlar sana bir takım sorular soracak. Hep, bu böyle mi, bu şöyle mi, bu ne demek diye. Sen bu kez o mesajları ya da o dini, işte o Tanrı'nın emirlerini açıklayacaksın. Üçüncüsü örnek olacaksın. Şimdi oradaki gönderilen mesaj her neyse ya da yapılması gereken ibadet her neyse sen onu yaparak insanlara bunun nasıl yapılacağını göstereceksin. Söz ve davranışlarını göstereceksin. Bütün bu özelliklere sahip olman gerekiyor. Peki vahiy ne demek? Tanrı'nın emirleri direkt. Tanrı'nın emirleri. Şimdi vahiy iki yönlü bir kavram. Birincisi bu. Tanrı'dan gelen emirler. Bir anlamı daha var vahiyin. Vahyin. Bilen var mı aranızda? Peki şöyle cümle içinde kurayım. Vahiy geldi dediğimde gelen mesajdan söz etmek istiyorum. Dur. Ya da onu kastediyorumdur. Peki vahiy yoluyla geldi dersem neyi kastediyorumdur? Birinci ağız falan. He, ne o birinci ağız? Doğrudan. Doğrudan. Yakaladım da kelimeyi tutturamıyorum. Hocam doğrudan Tanrı'nın kendi sözü olarak mı?
O bir yöntemi sadece. Şimdi vahiy oraya girerse karışacak. Ben baştan söyleyeyim, sonra oraya geçelim. Vahiy iki anlamda kullanılıyor. Bir, Tanrı'nın peygambere gönderdiği mesajın kendine vahiy diyebiliyoruz. Oradaki emir, istek, buyruk her neyse o mesajın kendi vahiy. İkincisi, bu mesajın gönderiliş şekline de vahiy diyoruz. Tanrı'dan mesajların peygamberlere gönderilme şekilleri de vahiy. Peki hangi yol yöntemlerle vahiy gelir dersen, birini az önce söylediniz. Direkt Tanrı'nın kendisi tarafından vahiy verilebilir. Mesela Hazreti Muhammed'in Miraç gecesinde Allah katına yükselip onunla görüşmesi ve vahiyi direkt ondan alması gibi. Bu direkt yolla olabilir. Başka hangi yol yöntemlerle vahiy gelebilir? Rüya ile. Rüyalar aracılığıyla. Tamam, sırayla gidelim. Rüyalar aracılığıyla vahiy gelebilir. Bu örneklerin hepsini Hazreti Muhammed üzerinden vereceğim. Hazreti Muhammed bazı vahiyleri işte uykudan uyanıp rüyamda gördüm, rüyamda vahiy geldi diyerek anlatıyor, bildiriyor. İkincisi melekler aracılığıyla gelebilir. İslamiyet'teki haberci melek Cebrail'dir. Tanrı'yla insanlar arasında ulak olan, işte mesaj getiren melek Cebrail'dir. Melekler aracılığıyla insanlara vahiy gönderilebilir, peygamberlere. Başka? Bir iki tane daha var. Sesler ya da görüntüler aracılığıyla vahiy gelebilir. Hazreti Muhammed mesela ilk olarak bir ses duyuyor. Daha sonra Cebrail'i görüyor. Veya Hazreti Musa bir takım görüntüler görüyor çölde meditasyon yaparken. Bazı durumlarda işte kimsenin duymadığı sesler duyabilir, kimsenin görmediği sesler görebilirsin. Veya işte gökyüzünde bir takım görüntüler falan görebiliyorsun. Bir diğer vahiy gelme şekli bu. Son olarak en çok bilinenlerden birisi de içine doğma dediğimiz o sezgisel, hani kalbine bir nur inmesi, böyle bir aydınlanma yoluyla vahiy gelebilir. Bunlar da vahiyin gönderiliş şekilleri. Tekrar söylüyorum, vahiy hem mesajın kendisine diyoruz, hem de mesajın gönderiliş şekline vahiy diyoruz. Devam edelim. İman ne demek? Koşulsuz kabul etmek. Evet, inanmak. Bir dine inanmak, o dini koşulsuz kabul etmek, iman etmek anlamına geliyor. İnanmak da diyebiliriz. Peki ibadet ne? Emir ve yasakları uygulamak mı? Uygulamak, onu davranışa dökmek. Aynen öyle. Şimdi bir dine inanıyorsunuz, o dine ilgili sadece inanmak, hani zihinsel olarak ya da kalbi olarak o dine inanmak yetmiyor. Onunla ilgili bir takım davranışlarda bulunmanız gerekiyor. O davranışlara da ibadet diyoruz. İbadetlerle ilgili bir parantez açıyorum. İbadetler iki şekilde uygulanır. Birincisi kalıp ibadetler dediğimiz, aynı dine inanan tüm insanların aynı şekilde gerçekleştirdiği ibadetlerdir. Yani bütün Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutar. Ramazan orucu dediğimizde onun tarihi bellidir. Süresi bellidir. İşte başlangıç, bitiş, iftar, imsak saatleri belirlidir. Ya da işte Kurban Bayramı'nın tarihi bellidir. Kurban Bayramı'nda hangi hayvanların kesilebileceği bellidir. Bu bayramda da biz işte kelebek kurban edeceğiz diyemezsiniz. Orada kurban edilecek hayvanların da bir takım nitelikleri vardır. Kişiye özgü değildir. Bunlar kalıp ibadetler. Bir de insanın kendi içinden geldiği gibi yaptığı ibadetler vardır. Siz eğer Fatiha suresini ya da işte ne bileyim Ayetel Kürsi'yi vesaire okuyarak dua ediyorsanız bu kalıp ibadettir. Ama içinizden geldiği gibi Allah'ım şöyle böyle böyle diye kendi içinizden geldiği gibi ibadet ediyorsanız bu bireysel ibadettir. Ya da mesela pek çok sure veya ayet insanlara, Müslümanlara iyilik yapmayı ve zor durumda olan diğer insanlara yardım etmeyi öğütler. Ama buradaki yardımın nasıl yapılacağı çoğu zaman kişiye kalmıştır. Kimi işte yoksul çocukları okutarak yardım etmeyi seçebilir. Kimisi hastalara yardım etmeyi seçebilir.
Kimisi ne bileyim hayvanlara yardım etmeyi seçebilir. Oradaki yardımın kime, nasıl, ne şekilde, hangi koşullarda, hangi şartlarda yapılacağı tamamen o insanın bireysel seçimlerine kalmıştır. Buna da bireysel ibadet diyoruz. Peki, kutsal ne demek? O din için önemli olan mı? Önemli, saygı uyandıran, değer atfedilen, normal sıradanın üstünde bir saygı gösterilen kişi, yer ya da nesneler için kullanılıyor. Kutsal dediğimizde bir din açısından bir kişi, bir yer, mekan ya da bir nesne çok fazla saygı uyandırır. Normal aynı türdeş olan diğer nesnelere göre çok fazla değer atfedilir. Şimdi örnek verelim. Mesela kişi bazında düşünelim. Hazreti Muhammed de, Hazreti İsa da, Hazreti Musa da bunlar da normal birer insan. Ama normal herhangi bir insana verilen değerden çok daha fazla bir değere sahipler. Ya da mekan açısından bakalım. Şimdi cami, kilise bunlar normal insan yapımı mimari yerler. Yani bir evden yapım anlamında kullanılan malzeme anlamında bir evden, bir saraydan, bir AVM'den bir farkları yok. Ama verilen değer açısından bakarsanız tabii ki bir cami ya da kilise bir AVM ile eş değildir. Ya da işte Kabe ya da Kudüs dünyadaki herhangi bir şehirdir. Kabe şehir değil, pardon, Mekke, Medine ya da Kudüs dünyadaki herhangi bir şehirdir. Ama bu üç büyük din açısından baktığınızda çok büyük bir kutsallık söz konusudur. Çok fazla bir değer atfetme söz konusudur. Nesne olarak bakalım. Şimdi siz herhangi bir kitap okurken o kitabın üstünde çay, kahve içebilirsiniz, damlatabilirsiniz. Test kitabınız, o test kitapları neler çekiyor zaten ellerinizde. Yazarsınız, çizersiniz, çok sinirlendiniz, fırlatıp atarsınız falan. Ya da işte masanın ayağı sallanıyor, bir sayfasını yırtıp oraya sıkıştırabilirsiniz. Ama tabii ki bunların hiçbirini Kur'an-ı Kerim'e ya da İncil'e yapmıyor insanlar. Neden? Çünkü o kitabın kendisi ve içinde yazılanlara kutsallık atfedildiği için. Belli bir din açısından normal eş değerlerine göre daha fazla statü verilen, değer atfedilen, saygı gösterilen, hayranlık uyandıran kişi, yer ya da nesnelere kutsal adını veriyoruz ya da sıfatını veriyoruz. Peki tevhid ne demek? Bunu da açıklayayım, bırakayım süremiz dolmak üzere. Tevhid ne demek? Hocam şey miydi? Allah'ın varlığı ve birliği gibi bir şey. Evet. İki şeye aynı anda inanmak. Birlik demek. Tevhid birlik. Ama buradaki birlik Allah'ın hem var olduğuna hem bir olduğuna inanmak anlamında. Çünkü Allah'ın varlığına inanmak derseniz Zeus'a, Hera'ya, Afrodit'e tapınan insan da Tanrı'nın varlığına inanıyor. Ama orada çok fazla Tanrı'nın varlığına inanıyorsun. Bu yüzden tevhid dediğimde ben Tanrı var, buna inanıyorum ama bu evreni yaratan bu ilahi güç tek bir Tanrı. Allah'ın varlığına ve birliğine aynı anda inanma durumuna tevhid, yani birlik inancı diyoruz. Burada fıtratla mucize. Evet, fıtratla mucize kaldı. Haftaya hocam bu iki kavram kaldı diye hatırlatın. Buradan devam edelim. Tamam? Tamam hocam. Haydi kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.